Evet sevgili izleyenler, bugün neredeyiz? Bugün gururla paylaşım yapacak olduğumuz bir mekandayız. Karaman'ın ilk kadın kooperatifinin böyle çok güzel bir mekanı var ve bu mekanda biz onları ziyaret ettik. Bu mekanda neler yapıyorlar? Başarı hikayeleri nasıldı? Neleri hedeflediler? Nerelere geldiler? Onları anlatacağız, onları paylaşacağız. Ayşegül Özeren, kadın kooperatifimizin başkanı. Evet. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Ayşegül Özeren, 1973 Karaman doğumluyum. Karaman'da ilk kurulan kadın kooperatifiyiz. 2020 yılında Mart ayında kurduk ve pandemi ilan edildi. O gün. O gün itibariyle. O gün, evet. Başlangıç kötü oldu ama sonu güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok emek verdik. Buralara kadar geldik. Tabii ekibimle beraber sayelerinde hep birlikte. Şu anda çok memnunuz. Çok güzel gidiyor. Başarılıyız. Emeğimizin karşılığını alıyoruz fazlasıyla. Ben bu mekanı niye seviyorum? Bu kadınları niye seviyorum? Hiçbir zaman için pes etmeyi sevmeyen kadınlar. Ve hani biz olarak hareket edebilmenin hali, vücut bulmuş hali diyebilirim bunun için. Biz buraya geldiğimiz zaman pasta çeşitlerimiz var. Biraz bahsedebilir miyiz? Neler yiyebileceğiz? Neler var? Gün ortamları yapılabiliyor mu? Dışarıdan birisi gelip sadece sipariş olarak mı? Bunlarla ilgili. Şimdi toplu siparişlerimiz de var. Okul kantinlerine, iş yerlerine, kurumlara, nişan merasimleri olsun. Nişanlar için, düğünler için. Evet, bayanların gün topluluklarında her türlü bulabilecekleri tatlı pastalar, tuzlu pasta çeşitleri. Bulgur, evet. İçli köftemiz, bulgur çeşitleri. İsteğe göre, arzuya göre her türlü sipariş yapılıyor. Onda bir sıkıntı yok. Hizmette sıkıntı yok. Üründe sıkıntı yok. Peki diğer kadın kooperatifler, yani Karaman'da aslında hiç kimse bilmiyor. 8 tane kadın kooperatifi var ve bu kadın kooperatifi Karaman'ın en eski ve tek kadın kooperatifi olarak ilk kurulan kadın kooperatifi. Bu kadın kooperatifi öncesinde erişte üretiyordu, öncesinde acı biber yapıyordu, domates salçası yapıyordu. Yani pek çok şey yaptınız reçellere varana kadar. Onlar bitti mi? Biz yöresel ürünlerle başladık. Hayır, onlara da biz devam ediyoruz tabii ki. Ama bizim ağırlığımız unlu mamuller bu sene. Yeni tarzımız unlu mamullerle girdik. Ve 4 yılımız yöresel ürünlerle geçti. Onlar da tabii ki var. Onlar da devam edecek. Yaz aylarında daha çok üretim yapıyoruz. Toptan veriyoruz. Tabii perakende satışlarımız da devam edecek. İkisi bir arada. Hem yöresel ürünler, hem unlu mamulleri, hem küçük çaplı organizasyonlar olacak. İlk projemizi Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Aile Bakanlığı 3 bakanlıkla beraber aldık. Makine ekipmanlarımız geldi, başladık. Hayır, yok. Pes etmedik, çok emek verdik. Şimdi ikinci büyük bir projemiz yazılıyor. Onu söylemiyoruz. Ne olduğunu, evet. Çok güzel bir proje. Ekibimle beraber sürpriz olacak. Büyük bir proje. İnşallah en kısa zamanda hepimize sürpriz olacak. Bence burayı diğerlerinden ayıran nokta demeyeyim ama projelerle, hani projeler takip ediliyor, projeler yazılıyor ve sonrası da takip kısmı hani kuvvetli olan bir sivil toplum kuruluşu diyorum, evet, artık evet, ben. Evet. Mutfağa girdiğiniz zaman tertemiz bir anne mutfağı. Ara başından biraz bahsedeceğim. Yozgat'a kaptırdık biz. Tescil Yozgat yaptı ama Karaman'ın arabaşısı diye anlatalım bizler bunu. Şimdi mutfağa girdiğimiz zaman tertemiz bir mutfak bizi bekliyor. Birazdan zaten hani mutfak paylaşımlarını da yapacağız. Yeri bir tarif edelim ve arabaşı ile ilgili sormak istediğime de geleyim. Arabaşı haftanın bir günü mü, her günü mü olacak? Yani ben bunu paylaşırım bugün. Yarın geldiğinde bu kişi arabaşıyı bulabilecek mi? Evet, şimdi biz bu yeni yerimizi biz taşıdık. Haftanın bir günü cumartesi günleri olmak üzere karar verdik. Çünkü siparişlere yetişemiyoruz. Toplu siparişlerimiz çok fazla kantinlere falan. O yüzden haftada bir gün esnafımız ve çevremizdeki arkadaşlarımız çok istediler. Cumartesileri diye, ama bunu ilerideki günlerde günlük olarak da çıkarmayı planlıyoruz. Şimdilik böyle. Haftada bir gün cumartesi günü. Cumartesi günleri, evet. Peki kadınların günleri olduğunda ya da toplantılar olduğunda, işte özel fellah köfte, özel mercimekli köfte, özel batırık ve benzeri de hani, evet, gün, evet, programı şeklinde burada misafir İsteğe bağlı olacak. Özellikle anne pizzamız çok meşhur. Okullara anne pizzası doğal.
Tabii mayalı ekmeğimiz. Mayalı ekmeğimizde ve tereyağımızı üyemiz Dilek Hanım yapıyor. Yani bütün ürünlerimiz organik, doğal bir şekilde katkı maddesi olmaksızın sabahları hazır, taze bir şekilde pişip okula servis yapılıyor. Evlere de oluyor. Burada da yiyebiliyorlar arzu ettikleri takdirde. Şimdi biz burada konuşurken arka tarafta da arabaşı içen misafirlerimiz var. Çok fazlaydı bugün. Sadece ses alalım. Arabaşınız bugün çok nasıl? Fazlaydı. Gayet güzel. Gayet güzel deniyor. Müşterilerimiz geldi. Biz röportaja kısa bir ara verelim. Birazdan devam edeceğiz. Gelen misafirlerimiz afiyetle arabaşı çorbasını ön tarafta içerlerken biz de mutfak kısmını bir inceleyelim beraber, zamanı verimli kullanmak adına dedik. Burada cihazlarımız var ve bunların hepsi projeyle alınan cihazlar. Evet, Ticaret Bakanlığı'nın bize yazmış olduğumuz 2020'de ilk projemizde vermiş olduğu sağladığı makine ekipmanlarımız, meyve kurutma fırınımız, burada hamur açma makinamız var. Tekrar pasta fırınlarımız var, karıştırıcımız var, büyük patisseri 4 tepsili konveksiyonel fırınımız var. Tekrar burada küçük makinalarımız var, öğütücümüz, ekipmanlarımız var. Ve şimdi mutfak gerçekten temiz bir mutfak. Mutfakta şu anda çalışıyorlar harıl harıl, servis hazırlanıyor, arabaşı içmeye gelenler var. Arabaşı gerçekten güzel, yani geldiğiniz zaman hani böyle... Anne arabaşısı deriz ya, onun lezzetini bulabileceksiniz. Ayşegül abla, mutfağı da böyle kısa bir şekilde tanıtalım. İlerleyen süreçte evet, inşallah daha büyük bir yere gidersiniz. Evet inşallah. Burada yine vitrinimiz var. Arabaşı bir kazan. Arabaşımız var. Bitti. Öğlene, akşama da isteniyor. Tekrar yapacağız. Yapacak mısınız? Evet tabii yapacağız. Akşam da isteniyor çünkü. Alabilirsiniz. Bitti. Geçebiliriz. Burada yine kullandığımız malzemeler var. Difrizimiz var. Difrizimize bolca işte köfte yapıyoruz. Difrizimize koyuyoruz. Temiz bir mutfağımız var. Hijyenik, doğal ürünler. Anne elinden anne mutfağına. Güzel çocuklar, lezzetler. Evet, güzel lezzetler. Öğle yemeğinde bile hani gelip bir anne pizzası çocuğunuza burada evet, getirebilirsiniz. Çünkü gerçekten evet, hani Karaman'ın mayalısıyla hazırlanan evet, pizza. Evet, evet. Yanına güzel bir çay, pastanızı alıp yiyebilirsiniz. Fiyatlar da piyasanın daha altında. Çok bunu... makul, çok makul. Kooperatif olduğumuz için piyasanın üstünde değil, bir tık altında gitmeye gayret ettik. Ne biz üzülelim ne de gelen kişiyi üzmemek adına orta yolu fiyatta bulmaya çalıştık. Çok da talep gördü. Memnunuz. Gelen müşterilerimiz de memnun. Biz de memnunuz. Güzel. Her şey çok güzel. Yeri ben tarif edeceğim şimdi tam olarak. Yer Alparslan Türkeş Parkı'nın hemen karşısında böyle balıkçıların ve caminin olduğu ara bir sokak var. Orada merdivenler var. Herkes bilir orayı. O merdivenlerden çıkıyorsunuz. Kolunuzun hemen solunda kadın kooperatifimizin levhasını görüyorsunuz. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Evde misafirleriniz varsa, pasta börekten anlamıyorsanız ya da işte yaptırayım bu şekilde misafirimi ağırlayayım diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çıkın gelin. İşli köftesinden arabaşısına, bulgur işlerimize. Ben mesela en çok kızdığım noktalardan bir tanesidir. Ve hani böyle hep tartışırlar gruplarda. İşte Karaman'da bulgur işlerini gidebilecek olduğumuz, yiyebilecek olduğumuz bir yer yok diye. Sipariş verdiğiniz takdirde ya buraya geldiniz, benim canım işte batırık istiyor evet, dediniz. Evet, batırık tabii, anında tabii, siz orada anın, otururken, evet, telefonunuzla evet, ya da yapmak istediğiniz işi yaparken evet, anında size hı-hı, hazırlayabiliyorlar, yapabiliyorlar. Evet. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Biraz böyle kendiliğinden bir röportaj olsun istedik. Araya girenler oldu, çıkanlar oldu. Ama olduğu gibi olsun istedik bir röportajı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram adresini paylaşalım mı öncelikle? Instagram adresi Karaman Yöresel. Karaman Yöresel. Karaman Instagram Yöresel adresinden günlük yapılan lezzetleri paylaşacaklar. Evet. Paylaşmaya devam edecekler. Adresi bir de senin tabirinle alalım. Senin Ahi tabirin. Osman Mahallesi 44. Sokak 16 Taksim P. Evet, ben daha kısa hani böyle herkesin anlayabileceği evet, halk dilinde evet, tam kağıt üstündeki adresi de bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.